Birinci soru. Hazreti Ömer döneminde temelleri atılan divan teşkilatı Abbasiler döneminde vezilik kurumunun da oluşturulmasıyla daha işler hale getirilmiştir. Buna göre Abbasiler döneminde bir demokratik uygulamaların olduğu, iki devlet başkanlığı sorununun bulunduğu, üç idari yetkilerin paylaştırıldığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar öncüleri tek tek değerlendirelim ve doğru cevaba ulaşalım demokratik uygulamaların olduğu ifadesine ulaşamayız. Vezirlik kurumunun bulunması ya da divan teşkilatının oluşturulması bu anlama gelmez. Sadece devlet yönetiminin kolaylaştırılmasını sağlar. İkinci öncüle bakıyoruz. Devlet başkanlığı sorununun bulunduğu. E sonuçta bir hükümdar var ve veziri var. Netice itibariyle buradan devlet başkanlığı sorunu olduğunu çıkartamayız. Üçüncü öncüle bakıyoruz. İdari yetkilerin paylaştırıldı. Sonuçta vezirlik makamı ve divan devlet yönetiminde hükümdara yardımcı olması için vardır. Bu bağlamda idari yetkilerin paylaştırıldığı ifadesine ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Oğul cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha büyüğünü yapacaksın. Osmanlı'ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilahi kelimetullah yani İslam'ı yaymak azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir. Orhan Gazi'nin oğlu Murat Gazi'ye olan bu vasiyeti doğrultusunda aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıktığı savunulamaz. A. Devlet sınırlarının genişletilmek istendiği, B. İslamiyet'in farklı coğrafyalara yayılmasının amaçlandığı. C. İdari teşkilatlanmanın devam ettirilmek istendiği. D. Saltanat sisteminin devamının amaçlandığı. E. Osman Gazi'nin sultanlığın başına geçtiği. Şimdi sevgili arkadaşlar burada verilen seçenekleri değerlendirelim ve doğru cevaba ulaşalım. Devlet sınırlarının genişletilmek istendiğine burada ulaşabiliriz. Osmanlı toprak büyütmesi konusunda burada bir öğütte bulunulmuş. Osmanlı'ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez diyor dikkat ettiyseniz burada. Altında çizelim ve görün. Osmanlı Devleti'nin topraklarının büyütülmesi ile ilgilidir. B seçeneğine bakıyorum. İslamiyet'in farklı coğrafyalara yayılması diyor. Yani burada iki kıtadan kastettiği herhalde İslamiyet'in farklı coğrafyalara yayılmasının amaçlandığına kanıttır. C seçeneğine bakıyoruz. İdari teşkilatlanmanın devam ettirilmek istendiği Sonuç itibariyle burada sevgili arkadaşlar bakın biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik diyor. Bu da idari teşkilatlanmanın devam ettiğini gösterir. Saltanat sisteminin devamının amaçlandığı parçanın başında da Osman Gazi, işte Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ve Orhan Gazi'nin oğlu, Murat Gazi olan vasiyetinden bahsediyor. Netice itibariyle babadan ola geçen bir yönetimin devamının amaçlandığını anlayabiliriz. E seçeneğine bakıyorum. Osman Gazi'nin sultanlığın başına geçtiği. Şimdi parçada böyle bir ifade yok. Osman Gazi zaten e, yani beyliğin başına geçmiş daha o dönemde e, sultanlık söz konusu değil. Cevabımız E seçeneği olacak. Üçüncü soru. 7 yıl savaşları sonrasında Fransa ve İspanya krallıkları karşısındaki konumunu güçlendiren İngiltere Hindistan'ı Amerika kıtasındaki Mississippi nehrinin doğusunu ve Kanadayı ele geçirdi. Ancak savaşın İngiliz kolonisine verdiği zararı azaltmak için Amerika'daki İngiliz kolonilerine ağır vergiler getirdi. Bu bilgiye göre 7 yıl savaşlarının sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) İspanya krallığının bağımsız olmasında etkili olduğuna Sevgili arkadaşlar, parçada böyle bir ifade yok İspanya Krallığı'nın bağımsız olmasına dair. B seçeneği İngiliz Krallığı'nın nüfuzunun arttığına. Evet, İngiliz Krallığı'nın nüfuzunun arttığına ulaşabiliriz. Diğer seçenekleri de kontrol edelim. Fransa Krallığı'nın ekonomik olarak güçlendiğine tam tersine sevgili arkadaşlar, Fransa ve İspanya'nın güç kaybettiğini burada ifade etmiş. D'ye bakıyoruz. Amerika'daki İngiliz kolonilerinin Fransa'ya bağlandığına Tam tersi bir durum söz konusu burada. E seçeneğine bakıyoruz. İngiltere ve Fransa krallıklarının başarısız olduğuna, İngiltere krallığının başarılı olduğu, Fransız krallığının başarısız olduğunu anlayabiliriz. E cevabımız B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Dördüncü soru. Amasya genelgesi sonrasında İstanbul hükümetinin olumsuz tutumlarının sürmesi üzerine Mustafa Kemal İstanbul Anadolu'ya hakim değil... ...tabi olmak mecburiyetindedir demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözünün... ...bir, İstanbul Hükümeti'nin istifa etmesi... ...iki, Sevr Antlaşması'nın imzalanması... 3 İstanbul'u TBMM Hükümeti'ne bırakılması... ...durumlarından hangileriyle gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar, öncülere baktığımızda... ...İstanbul Hükümeti'nin istifa etmesi... ...Atatürk'ün sözü bağlamında gerçekleşmiştir. Yani İstanbul... Anadolu'ya hakim değil tabi olmak mecburiyetindedir ifadesinin gerçekleştiğine kanıttır. Sevra Antlaşması'nın imzalanması, şimdi Sevra Antlaşması Osmanlı Devleti'nin tarihte yaptığı son anlaşma ve Osmanlı topraklarının parçalanmasına yol açan bir anlaşmadır. Bu TVM e, TBMM tarafından kabul edilmemiştir. O yüzden Atatürk'ün bu sözüne uygun değildir. Üçüncü öncüle bakıyoruz. İstanbul'un TBMM hükümetine bırakılması, e, İstanbul'un TBMM hükümetine bırakılması da İstanbul'un artık Anadolu'ya tabi olduğuna kanıttır. Yani birinci ve üçüncü öncüllerin doğru olduğunu söylüyoruz. Cevabımız D olacak sevgili arkadaşlar. İkinci soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Sözü doğrultusunda bir, saltanatın kaldırılması, iki, cumhuriyetin ilan edilmesi, 3 latin alfabesine geçilmesi inkılaplarından hangileri arasında doğrudan ilgi kurulabilir? Şimdi arkadaşlar, öncüllere baktığımızda ve Atatürk'ün sözüyle eşleştirdiğimizde, saltanatın kaldırılmasını doğru kabul ediyoruz. Burada dikkat ettiyseniz, milli egemenlik vurgusu var. Milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur derken saltanatın kaldırılması, ulusal egemenliğin getirilmesi ifade edilmiştir. Bu bağlamda devletin yönetim şeklinin ifade edildiği cumhuriyetin ilanı da gelecektir sevgili arkadaşlar. Latin harflerinin kabul edilmesi, Latin alfabesine geçilmesi ise milli egemenlikle ilgili değildir. O yüzden üçüncü öncülü almıyoruz. Cevabımız 1 ve ikinci öncüleri bulunduğu D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Enine kıyı dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde görülen kıyı tipidir. Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde enine kıyı tipine rastlanır? Burada verilen sahalar içerisinde Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel, Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel şekilde uzanırken Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik şekilde uzanır. Bundan dolayı enine kıyı tipine Ege kıyılarında rastlanır. Bu nedenle yanıtımız Ege kıyılarını veren bir numarayı gösteren Adana şıkkı olacaktır. Kayaçlar oluşum yönüyle farklılık gösterir. Yukarıda verilen kayaç tür eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Granit iç püskürük kayaçlardandır. Bazalt dış püskürük kayaçlardandır. Konglomera fiziksel tortul kayaçlardandır. Kalker organik tortul kayaç grubunda değil, kimyasal tortul kayaç grubundadır. Burada bir hata yapılmıştır. Mermer, yüksek basınç ve sıcaklık altında kalkerin başkalaşmasıyla ortaya çıkan bir taştır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı yanlış olan istendiği için 4 numarayı veren Denizli şıkkı olacaktır. Yukarıda nüfus piramidi verilen ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Burada nüfus piramidi verilen ülke gelişmiş ülke grubunda yer alır. Bunu da arı kovanı veya mermi çekirdeği diye ifade edilen nüfus piramidinden anlamaktayız. Burada işsizlik oranının az olduğunu söyleyebiliriz. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğunu söyleyebiliriz, ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu söyleyebiliriz, doğum oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz, birinci ekonomik faaliyetlerin yaygın olduğunu söyleyemeyiz. Bu daha çok geri kalmış ülkelerde yaygın olan daha çok tarıma dayalı bir ekonomik faaliyettir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı Edirne şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin yakın jeolojik dönemde oluştuğuna kanıt oluşturmaz? Linyit yataklarının yaygın olması genç olduğuna kanıt oluşturur. Çünkü linyit yatakları 3. jeolojik zamanda oluşur. Genç kıvrım dağları zaten ifadenin içerisinde var genç olduğuna dair. Daha çok 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Akarsuların denge profiline ulaşmamış olması arazinin yüksek olmasıyla bu da genç olmasıyla alakalıdır. Çoğunlukla 3. zamanda oluşmuştur. Platoların geniş alan kaplaması yine bu arazinin... Daha yakın zamanda yükselerek gençleşmesiyle oluşmuş bir durumdur. Taş kömür yataklarının varlığı birinci jeolojik zamanda oluşan yataklar olduğu için bunlar genç olduğuna değil, daha böyle eski arazi olduğuna kanıttır. Bu nedenle sorumuzun yanıtı edirne şıkkı olacaktır. Silindirik projeksiyonla çizimi yapılacak olan bir haritada yukarıdaki numaralı alanlarda hangisinin çizimi yapılırsa hata ve bozulma oranı en fazla olur. Silindirik projeksiyonda ekvatordan kutuplara doğru gidildiğinde meridyenler arası daralmasına rağmen bu meridyenler arası dik şekilde gösterildiği için bu şekilde daralma yapılmayıp dik çıkıldığı için kutuplara yakın küçük bölgeler genişleterek daha büyük olarak gösterilirler ve kutuplara doğru hata oranları artar. Bundan dolayı sorumuzun yanıtı kutuplara en yakın olan 4 numaralı sahada bozulmaların fazla olmasını beraberinde getirir. Bu nedenle yanıtımız 4 numarayı veren denizli şıkkı olacaktır. Evet soru e, felsefeli tanışma ünitesinden yani felsefenin ilk ünitesinden e, bir yorum sorusu. Paragraf okuyalım. Bu tarz sorularda sorunun ilk cümlesinde ya da son cümlesinde demek istediğini vurgular soruyu yazan. O yüzden dikkat edin ilk ya da son cümlesine. Soruyu okuyalım. Birçok Alman filozofunun devlet üstüne yazdıkları nazizmin mutlak devlet anlayışını esinlendirmiştir. Örneğin Frederick Nietzsche'nin üstün insan anlayışı da önemli bir etkidir. Hitler'in ırkçı fikirlerine temel olarak Nietzsche, Nietzsche'den alıntılar yaptığı bakın Hitler bir siyasetçi olarak Nietzsche'den ne yapmış alıntılar yapmış e, o naziz, Naziz'in felsefesine e, ve cepheye gönderdi askerlerine Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüş adlı kitabını dağıttığı söylenir. Naziz'in felsefesinin Nietzsche'nin öğretisinden çok şey kaptığını Hitler bizzat kendisi ifade etmiştir. E Demek ki burada söylenmek istenen şu. Hitler bir politikacı, bir siyasetçi. Demek ki Hitler'in nazizm mutlak devlet anlayışının ve siyasi görüşünün temelinde Nietzsche'nin böyle buyurduğu zerdische, üstün insanın etkisi olduğunu söylüyor. Edici zaten Nietzsche bir filozof, felsefi sistemi. E, bu yönde. Dolayısıyla e, şöyle bir şey ulaşabilir miyiz acaba e, felsefi düşüncelerin ki Nietzsche'nin felsefi düşüncesinin toplumsal siyasal hayatı etkiledi yatsınamaz bir hakikattir. Evet. Yani felsefi düşünceler e, toplumsal siyasal da e, dönemi etkileyebilir, döneme damga vurabilir, dönemi yönlendirebilir, toplumsal değişimleri etkileyebilir. Dolayısıyla aslında söylenmek istenen C seçeneği burada gördüğünüz gibi. Ee, D'ye bakalım niye olamaz felsefe siyaset arasında karşılıklı etkileşim vardır evet felsefe siyaseti yönlendiriyor dönemin siyasi anlayışını yönlendiriyor ama siyasi anlayışın e, felsefi düşünceleri yönlendirdiğine dair parçada bir bulgu yok ee, felsefe kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir uğraşıdır. Evet ama bundan bahsetmiyor parçada. B'ye bakalım niye olamaz toplumsal siyasal ortam filozofların felsefelerini şekillendirir. Evet aslında bu e, biz teorik olarak evet doğru ama parçada bundan bahsetmiyor. Tam tersine filozofların felsefelerinin toplumsal siyasal anlayışı etkilediği söz ediliyor. Yani bunun tam tersi. Dolayısıyla B de olamıyor. C seçeneği oluyor. Şimdi bu soru iki ünite ile ilgili bilgi ölçmeye çalışıyor. Yani sorunun kapsam geçerliği fazla. iki ünite ile ilgili bilgi ölçmeye çalışıyor. Hem varlık felsefesi hem de din felsefesi ile ilgili. Burada tabii kavram bilmek gerekiyor. İşte varlık ideadır, Yani idealizm panteizm nedir, indeterminizm nedir ve septik nedir? Bunları bilmek gerekiyor. Kısaca söylersek septik biliyorsunuz kuşkucular, septiklere göre akıl ve duyular bize nesneleri olduğu gibi göstermediği için biz nesneler hakkında kesin bilgi ulaşamayız. İndeterminist görüş ahlak felsefesinde insan özgürdür, insan kendi kararlarını kendi belirler diyen görüş. Bilim felsefesinde ise neden sonuç ilişkisini kabul etmiyor. Doğada bir düzenin belli koşulların, belli nedenlerin, belli sonuçlara yol açtığını, zorunlu olarak belli sonuçlara yol açtığını kabul etmiyor. Panteizm biliyorsunuz din felsefesinde Tanrı içkindir, Tanrı nerede? Evrenin kendisidir, Tanrı her yerde. Tanrı evrenin içinde, sende, bende, çiçekte, böcekte. Tanrı ile doğa özdeştir görüşüne biz panteizm diyoruz. Varlık idadır, idealizm biliyorsunuz. Bunlara göre evreni oluşturan ilk varlık soyut bir şeydir. Bu düşünce olabilir, akıl olabilir, tanrı olabilir, form olabilir, guys olabilir. Şimdi soruyu okuyalım. Evren tanrının ruhudur. Evren tanrının ruhudur. Evrenin ee, evrenin yaratıcısıdır ve her şeyin babasıdır. Şimdi o zaman diyor ki e, evrenin yaratıcısı Tanrı'dır diyor. Tanrı soyut mudur somut mudur? Soy, soyuttur. Dolayısıyla bu parçada evreni oluşturan ilk varlığı soyut bir şeye dayandırıyorlar. E, bu durumda varlık idadır görüşüne kabul etmiş oluyorlar. Çünkü e, evrenin oluşumunu e, Tanrı gibi mutlak akıl gibi yetkin akıl gibi Evrensel akıl gibi bir şeye bağlıyorsak biz varlık idadır görüşünü savunuyoruz. Ve deniyor ki her şeyin babasıdır. Hatta denilebilir ki tüm yeryüzü ve bütün gök Tanrı'nın varlığıdır. Tanrı pis sularda, solucanlarda, mücrimlerde bile içkindir, her yerdedir diyor. Dünya o denli canlı bir bütündür ki o her şeyi kapsayan akılla donatılmış bir canlı varlıktır diyor. Akıl dünyanın her parçasına nüfus ettiğinden... Dünya akıllıdır. Bir ruhu vardır ve anlaşılabilir. Bakın dünya akıllıdır. Bir ruhu vardır ve anlaşılır. E demek ki septiği kabul etmiyor. Çünkü septiklere göre biz e, evreni bilemeyiz. Evren hakkında kesin bilgi ulaşamayız diyor. Demek ki bu çıkmıyor buradan arkadaşlar. E, Tanrı pis sularda, sol işte nedir? E, solucanlarda her yerdedir. Tanrı içkindir. İçkin demek Tanrı evrenin içinde. İki çıkıyor, panteizm. bilin çıktığını zaten söyledim ilk cümleden. Evreni oluşturan ilk varlığın Tanrı olduğunu. Bu anlamda varlık idadır görüşünü savunuyor. İndi görüşten bahsetmiyor. Yani insan özgürdür, insan kendi iradesiyle kendi seçimlerini kendisi belirlerdi. Bir ahlak felsefesi akımından bahsetmiyor. O yüzden bu sorunun cevabı 1 ve 2. Hangi şık? Denizli. Bu aslında e, bilgi felsefesiyle ilgili bir soru. Bilgi felsefesinde doğru bilginin ölçütleriyle alakalı bir soru. E, Tabi bil, bilmek gerekiyor. Aslında e, tümel uzlaşım nedir, uygunluk nedir, e, Bildiğiniz takdirde çok daha kolay yaparsınız soruyu. Öbür türlü yanlışa gitme ihtimaliniz çok daha yüksek. Şimdi e, epistemolojide doğru bilginin ölçütleri nedir konusunda farklı görüşler var. Mesela bir grup diyor ki doğru bilginin ölçütü tutarlılıktır. E, eğer bir düşünce kendi içerisinde çelişmiyorsa, argümanlar birbiriyle uyumluysa, iç denge varsa biz ona e, tutarlık diyoruz ve o sistem doğrudur diyoruz. E, felsefede doğruluğunu ölçtü. Daha çok tutarlıktır biliyorsunuz ki. E, çünkü felsefi sistemler kanıtlanamaz. Eğer bir felsefi sistem kendi içerisinde güçlü argümanlardan oluşuyorsa, argümanlar arasında iç denge ve oyun varsa, biz o sistemi daha doğru kabul ediyoruz. Tutarlılık bu. Ya da tutarlılık bir düşüncenin e, bir önceki düşünceyle ya da bilgiyle uyuşmasıdır. Faydayı biliyorsunuz pragmatizm savunuyor. Nedir? Ee, diyor ki bu da doğru bilginin ölçütü faydadır. Bilgi işe yarıyorsa doğrudur, yaramıyorsa yanlıştır diyor hatırlıyoruz. E, atıyorum işte eğer matematikte öğrendiğim bir konu logaritma, ben bunu pratik hayatta uygulayabiliyorsam, bir problemi çözüyorsa bu benim için hakikattir ama çözmüyorsa bu benim için doğru değildir diyor. Tümen uzlaşım ise biliyorsunuz tümen ne demek? Genel demek, bütün demek. Özellikle e, ahlaki değerlerde, görgü kurallarında, e, işte bir takım e, dinsel normlarda e, çoğunun doğru olduğunu düşündüğü, e, çoğunun hem fikir olması herhangi bir konuda. E, uygunluk da bilimin kullandığı bir ölçüt. Uygunluk şu, e, bilginin e, ifade etmek istediği nes nesinin gerçekliği ile örtüşmesidir. Bir örnek verirsek buna mesela diyelim ki işte bakır ısıtılınca genleşir bu bir bilgidir bu bilginin gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğine bakmak için deney yapıyorsunuz bakıyorsunuz hakikaten bakırı ısıtıyoruz ve hacmi artıyor a diyoruz evet bu bilgi gerçeği yansıtıyor. Örtüşüyor gerçekle. O zaman biz buna doğru diyoruz ve uygunluk kriteri bilim kullanıyor bunu. Apaçıklık da Descartes'ta düşünüyorum öyleyse varım bilgisinin apaçık olduğunu söylüyor. Apaçıklık bir bilgi hiçbir biçimde kuşkuya yer vermeyecek kadar doğru demek. Şimdi burada diyor ki neye eleştiri yapıyor yukarıdaki söz? Bir fikir sırf yığınlar tarafından kabul ve takdir edilmiyor diye hakikat olmaktan çıkamaz diyor. Evet gördüğümüz gibi bir fikir var yani bir bilgi var. Bu toplumun geneli tarafından çoğunluk tarafından kabul ve takdir edilmiyor diye hani doğru kabul edimi aa hayır yanlış yanlış diyorsa bile diyor bu diyor hakikat olmaktan çıkmaz diyor. Şimdi efendim burada neye eleştiri yapıyor? Ee, diyor ki çoğunluk kabul etmese bile o diyor yine de hakikattir. Ne eleştiriyoruz biz? Çoğunluğun hem fikir olması. Herhangi bir değerin, herhangi bir geleneğin, herhangi bir toplumsal e, örfün e, doğruluğu konusunda çoğunluğun uzlaşımıdır. Burada çoğunluk uzlaşmasa bile o yine de hakikattir diyor. Yani eleştirdiği nokta tümün uzlaşımıdır. Şöyle diyebiliriz hani e, bir şey yanlışsa, ona çoğunluk doğru dese bile o yine de yanlıştır. Yani çoğunluğun dediği her şey doğru değildir. Bunu unutmayalım ama biz daha çok tümönüzaşım kriterini değerlerde kullanıyoruz. Evet, İtopyalarla ilgili bir soru. Orval'ın 1984'ü vardı biliyoruz. Platon'un Devlet adlı İtopya'sı vardı. Thomas Ford'un İtopya adlı İtopya'sı vardı. Şimdi bakalım paragrafı okuyalım. İşte Toplum yöneticiler, askerler ve üreticiler olmak üzere üç sınıftan oluşun. Üretici sınıfın erdemi çalışmak ve itaat etmektir. Bu sınıfın evlenmek, çocuk sahibi olmak, özellik edinmek gibi hakları sahipken... Erdemi bilgi olan yöneticiler aile kuramazlar, özel mülk edinemezler. Şimdi e, toplumu keskin olarak üç sınıfa ayıran yöneticiler, şu, yöneticilerin erdemi şudur, askerlerin erdemi budur, üreticilerin erdemi budur, yöneticiler evlenemezler, e, aile kuramazlar, özel mülk edinemezler, askerlerin erdemi cesaretleri, yöneticilerin erdemi bilgidir, e, üreticilerin erdemi ise e, çalışmaktır. Parçada açıklanan devlet anlayışı Platon'un, devlet adlı kitabındadır. Dolayısıyla yanıt A seçeneğidir. Evet Einstein'ın bir sözünü soruyor soruda. Şartlar aynı iken farklı sonuç beklemek gerizekalıktır diyen Einstein aşağıdaki açık açıklamalardan hangisini reddetmektedir? Şimdi bu Einstein bu sözünde ne diyor? Determinizm var diyor. Belli koşullar altında e, şartlar aynı iken belli nedenler hep belli sonuçlara doğru bu sonuçlardan kaçamazsınız diyor farklı sonuçta beklemeniz bir hatadır diyor. O zaman determinizm savunduğuna göre determinizme göre evet doğada düzen vardır biliyoruz ki doğadaki tüm olgular birbirinden bağımsızdır emin miyiz hayır e, çünkü olgular eğer neden sonucu kabul ediyorsanız belli olgular beni nedenleri doğuruyor o zaman etki tepki var bağımsız değiller. C'ye bakalım olgular arasında determinist ilişki vardır evet zaten e, bunu kabul ediyor. Doğana rastlandı tesadüf diye bir şey yoktur. Evet çünkü belli nedenler kaçınmaz olarak belli sonuçlara doğruyor. O zaman rastlantı yok. Bir olgu başka bir olgu gerektirir. Kendiliğinden meydana gelmez. Zaten E'yi kabul ederseniz e, otomatikman siz e, ya B ya E çünkü bu ikisi birbiriyle çelişiyor. A, C, D, E birbirini tamamlayan seçenekler. Ama B gördüğümüz gibi tamamen farklı, hayır olgular arasında hiçbir ilişki, hiçbir bağlantı yoktur diyor. B seçeneğini reddetmiş oluyor.